kitabınızdaki temel argüman ne? Benim kitabımdaki temel argüman şu. Aslında burada çok ciddi bir tartışma var. Bu tartışmada taraflardan bir bölümü iktisatçılar diyorlar ki bugünkü işsizlik sorunu sandığınız gibi kalıcı değildir. Belli iş alanları ölebilir ama buna yenileri geçmişte de bunun örnekleri olmuştur. Bu işsizlik kalıcı bir olay değildir. Onun için çok fazla büyütmeyin. Bu kapitalizmin normal döngülerinde olduğu gibi, business cycle dediğimiz iş döngülerinde olduğu gibi, burada da bir süre sonra geçecektir ve aşılacaktır. Öte tarafta İngilizce terimle techies dediğimiz yani daha bilim ve mühendislikle ilgili olanlar yok diyor. Bu olay o kadar geçici değildir. Çünkü bu olayı sağlayan, bu olayı ortaya çıkaran yeni teknolojilerin geçmişte olmayan bazı özellikleri var. Bunu iyi anlayalım diyor. Ve ben de bu kampa yakın bir düşünce. Çünkü teknolojiyi çok iyi biliyorum bu teknolojiyi olduğum için. Bunun geçici olmadığını düşündüğüm vakit bunun sonuçlarının korkutucu olduğunu gördüm. Hatta benim kapımda kocaman bir poster vardır şu sırada verdiğim dersle ilgili. Nasıl oluyor da insanlığa bu kadar yararlı olması gereken bir mucize teknoloji insanlığın en büyük belası haline geliyor diye böyle yazar. Öyle bir sorunla evet, geldi. Evet, o konuya da bir ara... Evet, yani bu işsizlik meselesinin kalıcı... Hatta ben burada işsizlikten öte bir laf kullandım. Kitabımda evet. Bir kelime oyunu vardır. İşlevsizlik. İnsan emeğin değer yaratamaması. Bir azınlık emeğin bütün üretim yapabilmesi ve kalan kesimin değer yaratamaması. Bu yeni dünya içinde yahut çok düşük değer yaratması. Bundan doğan gelir dağılımı sorunu nasıl çözülecek? İşsizlik meselesi nasıl çözülecek? Bunlar son derece ciddi, çözümü kolay olmayan sorular. Hatta evet. Kitabın sonunda çözümünü bilmiyorum dedim. Hala da bilmiyorum.